Erkek boşluk oldu da boşluklik asan emas da azizler. Özümüz koruyakmış. Çünkü ailenin himaye kılış, onu tamirleş. Hemen her şey erkeğin ezilmesi Çünkü biz kabul kılıyakmış da nikahta. Şunu hiç itibar vermeydi yaşlar nikahta. Ayol bağışla yaptı, bari bütün sizge diye bağışladım diye. Daha erkeği kabul kıldım. Ben sizi bakamam, davalıyım, kesel bulsanız muhalece kılamam. Hemen her zimmeler izge al yaptı. Üyü bilen tamirliydi, azı avukat bilen tamirliydi erkek. Bana bu narsa en katta hizmetten bittesi. Allah bizi aldığımız gibi koyulgen vazife. Biz aile başlığı bulduk. Bana şunun için hem ayollarımızın Allah Ta'ala kub narsada onlarca yakışılıklarını verip koydu. İmtiyazlar verildi. Cümleden İslam'da ayollarını cuma namazı ve cemaatke hazır buluşunu buyurmadı. Ne için? Çünkü ayol tasavvur kılın hazır uyuda, bala çakası. Ana şunun için onlarda Allah Ta'ala bana şu narsaya farz kılıp bizi okşa buyurmadı. Ayollarını güvahlık veriş mesuliyeti hem erkeklerine nispeten iki beraber yengel kılındı. İkide ayolunu ki bitti güvahlık ötedi. Ve cinayet, kasas, kabı haletlerde ayollarını güvahlığın bir meslekke çakırıldı. Çünkü bu ağır mesele. Şunun için bunaki meselelerde ayollarına güvahlık mesuliyeti yükletilmedi. Belki başka işlerde, yengel işlerde ulanın güvahlıkları kabul kılınacak. Hamrahı bulmasa, mahremi bulmasa, hacike barışlığını hem onlarca buyurmadı. Çünkü bu yan nazik mesele, barışlığı da uzun yanında buluşluğu. Kim bir ayolga zina bulan tuhmat kılsa ve o şey tasdiklenmese, tuhmat kılgen adam da cezalaşge buyurulundu. Karim, kançalık derecede ayollarımızın şanı bizde uluğ buldu. Şunun için hem biz ayolların hakları, hukukları hakkında kançı gapirsek az. Ama bugün biz ayollarını izleyenimizde bir ihtiyar, yine aytaman. Onalarımızı, opa singillerimizi, cüftü halallarımızı izleyip köçedeyen başka ayollarga şu münasebette duruş gerek. Bir adam varken bütün ömür takvada durgen eken. Hiçbir namahramga yaman nazar kamasayken bir ona ayol eken. Sağda gerçilik bilen şugullanırken bakkalçiliği bilen ayollar hem kilip sağda kıladırken bakkalçiliği dükkandar eken. Ayoliye müşaka takvali eken. Bir gün sağda kılıp oturup bir ayol bir nersen oğa geneken haligine beri yatıp Ali ayol puldu beri yatken de şu şeytan galaba kıladı da ona kalardı badbah. Haligi erkek Ali ayolunu pulunu alıştırdı şunda kolunu bir silip bileğini uçlap af koyuptu puldu. Hiç buna kımagen adam da şu işte kılıptı da ülke kese ayolu yığılıp otur geneken. Ayoludan sorabdi, ne yığılıyorsun? Ey atası, kayırda hata kıldım, kayırda günah kıldım. Niye Allah bana buna imtihan uçurattı? Hakkını imtihan. Üyümüzde her daim su alıp geberedigen merdikar barıdı. O yoğlu gideyem kelip su da alıp gelip getirdiğin bir merdikar barıken, onge her köle bir külli hakkını vererken, o şey hakkını alıp giderken, eşikten bunu da vererken, onunla alıp giderken. Bugün non şu hakkını bir yatırdım, o hizmetkarım bana bileğe müşav aldı. Ben az yığılıp özüm geçirdim yapmam dese, yer özünü yok atıp. Oturup kaptı da anası, bu senin hatayınmaz, bu benim hatayım. Ben bugün bir erkeğin cüftü halalini, menge namahramdı, şehvet bilen kolunu üşlüyordum, Allah bana ayağını başkası üşettirip koydu. Bana şunu bilgenden ki yine, ben öyleyim ki şu gapni eşitip durup kaysi erkek indi bir onu ayağına gelse şahvat bilen kareydi azizlerim. Kuzumuzu alıp kaçırmız. Çıralı muamele kılamız. Bir onu ayağına, bir onun anası, bir onun sinlisi, bir onun kızı. Onge güzel muamele kılış gerek, paske karış gerek. Onun şanını hımaya kılış gerek. Ana o şimdi bizimkini hem hımaya kılıp. Bizki ham omonat hammamiznik. Endi dinimizda ayollarni umuman ishlamasin degan joy yo'q. Agar o'zlari ixtiyor bilan jamiyatga foydasini keltirsa, marhabo. Ayollarning ham jamiyatda o'zining o'rni bor.
Peygamberimiz Aleyhisselam bunga ruxsat berganlar. Sahobiya onalarimiz hatto Rasulimizni xizmatlarida boshqa sahobalar bilan teng-teng turgan, hamshiralik qilgan urushlarda. Hatto onamiz safarga chiqib Rasulimiz Aleyhisselamga ba'zan maslahat berganlari bor. Ayollar jamiyatda o'zini o'rnini ishlash kerak. Yuradi mayli, lekin biz erkaklar o'sha ayollarni kimidir onasi, kimidir jufti haloli, kimidir singlisi bu jamiyatga bizga omonat olarak chiqyapti deb qabul qilishimiz kerak. Ana o'shunda hammamiz fitnadan xoli bo'lamiz. Alloh taolo 14 asr muqaddam ayollarni huquqini himoya qilib qo'ygan. 14 asr muqaddam ayollarni har kuni hurmat qilishlikka chaqirib qo'ygan dindur. Mana shu dinimizda Alloh azza va jalla o'zi bizlarni sobit qadam qilsin. Ayol va qizlarimizga hurmatimizni cheksiz ekanligini doim namoyon qilib, ularni omonatdorlikda xizmatini davom ettiraylik.